Verilen mücadele bizim demokrasi tarihimizin en önemli taşlarından birisidir. Bir kilometre taşıdır. Bütün baskılara rağmen, bütün saldırılara rağmen, silahlı ve silahsız, bütün eşit olmayan koşullara rağmen bu ülkenin seçmenlerinin yarısı sandığa gitti ve demokrasiden yana tavır koydu. Bu değeri korumak her Cumhuriyet Halk Partili'nin boynunun borcudur. Bizim boynumuzun borcudur. Bu değeri koruyacağız. Parti içi mücadele, parti içi kavga. Parti içi kavgaya asla izin vermeyeceğim. Kavga edenleri gerekirse kapının önüne koyacağım. Yüksek Seçim Kurulu'nda görev yapan 10 hakim yasalara uymamışlardır. Yasalara uymayıp eylem yapanlara, yasalara aykırı karar verenlere bizim hukukumuzda çete denir. Orada oturan, karar veren 10 tane yargıç, yargıç değil, Yüksek Seçim Kurulu'nun çetesini oluşturmaktadır. Ben kanun uygulamam diyor. Kanunları tanımam diyor ben. Ne yaparsın sen? Ben diyor bir yerden emir alırım, bir tek adamdan emir alırım. Oradan talimat alırım. Onun önünde iki büklüm eğilirim. Benim cübbemde ilik de var, düğme de var diyor. Ben hakim değilim diyor. Ben çeteyim ve başındaki kişi de çete reisiyim diyor. Senin çeteliğini göstereceğim sana. Demokrasi hepimiz için geçerli. Demokrasi hepimiz için geçerli. Benim gibi düşünmeyen insan için de demokrasi geçerli. Evet oyu kullanan vatandaşların bir kısmı da bugün pişmanlar. Neden? Bugün bir cumhurbaşkanlığı, tarafsız cumhurbaşkanlığı süreci doluyor artık. Bir partinin genel başkanı artık 80 milyonun cumhurbaşkanı olamaz. O dönem bitti. Bir partinin genel başkanı sadece o partiye oy verenlerin cumhurbaşkanıdır. Ve saygıyı da bu çerçevede görecektir. Bir partinin genel başkanı hangi tarafsızlık üzerine yemin edecektir? Fenerbahçe'nin kaptanlığı Fenerbahçe maçında hakem yapacaksın. Olur mu böyle şey? Tarafsız olması gereken, hiçbir partiye üye olmaması gereken bir cumhurbaşkanı bugün törenle partisine üye oluyor artık. Üye olunca ne oluyor? Bir partinin genel başkanı Anayasa Mahkemesi'ne hakim tayin edecek. Bir partinin genel başkanı Hakimler Savcılar Kurulu'na hakim tayin edecek. Bir partinin genel başkanı vali tayin edecek. Bir partinin genel başkanı bütün üst düzey yöneticileri tayin edecek. Devlet de o olacak. Buna izin verecek miyiz? Elbette vermeyeceğiz. Bizim hayırımız sona ermiş bir hayır değildir. Onun için söylüyorum. Mücadelemiz yeni başlıyor diye.